bir oyunda mesela Forza Motorsport'ta botlar var. Siz araba yarışı yaparken bilgisayarda sizinle beraber oyun oynuyor. Size eşlik ediyor diyelim. Burada bir makine öğrenimi çalıştırdıklarında aslında botların en üst seviyede arabalara çarparak araba sürmeye başladıklarını fark ediyor bizim Microsoft'taki çalışanlar. Sebebi şu, en iyi araba sürenler veya bu oyunda en başarılı olanlar aslında birilerine çarparak, onları yoldan çıkartarak başarılı oldukları için botlar da bunları öğreniyorlar ve bu şekilde araba sürmeye başlıyorlar ve böyle can sıkıcı bir hale geliyorlar. Burada özellikle bizim yüz landmarkları olarak adlandırdığımız benim çenemin koordinatı, dudağımın kenarının, gözümün kenarının koordinatlarının hepsini size yine JSON çıktı olarak dönebiliyor. Bu sayede siz hareketleri, canlılık analizlerini çok rahatlıkla yakalayabilecek durumda oluyorsunuz. Geleneksel makine öğrenimi projelerini karmaşık, pahalı, hataya meyilli yapan 5 tane zorluktan, 5 tane problemden bahsedeceğiz. Ve bu zorlukları bütün iş akışını entegre bir şekilde bir araya getiren bir geliştirme ortamı, SageMaker Studio platformunu inceliyor olacağız. Buradaki amacımız da projelerimizin daha az efor sağlanarak daha düşük maliyetle daha hızlı güvenli şekilde üretime alınması, canlıya alınması ve ölçeklenmesi şeklinde olacak. Şimdi Data EQ'da datayı ilk yüklediğinizde bu şekilde preview edebiliyorsunuz ve verileri inceleyebiliyorsunuz. Sırasıyla önce burada bu datada bir veri hazırlığı yapacağız. Sonrasında OTML fonksiyonunu kullanıp model geliştireceğiz ve sonrasında da bu modeli deploy edeceğiz. Verdiğim resme göre hangi bulut tipinde olduğunu tahmini, yani bir klasifikasyon modeli geliştirmek için kullandığım bir veri seti. Burada görüyorsunuz onlarca, aslında toplamda 60 imajdan oluşan bir imaj setim var. Her biri etiketlenmiş durumda. Sol tarafta hepsinin etiketlendiğini görüyorum, 60'ta 60. Etiketsiz olanlar olsaydı unlabeled altında görecektim ve müdahale edebilecektim buradan.